Dostlar, esenlikler, ben Hatsine'yim. Bugünkü konumuz Hicaz'da İslam'dan önce tek tanrı inancı. Ama arkadan gelen muhtelif hayvanlara ait möylemeler ve havhavlar için bazen gelen miyavlamalar ve gakkaklar adına yapacağım bir şey yok arkadaşlar. Nuh'un gemisinden naklen yayın yapıyor gibiyim. Bunun için artık kusura bakmayacaksınız. Hem ben seviyorum da ya bu hayvanları bu arada. <laughs> bir de mi hayvan möylüyor ya şimdi ineğe möyleme diyemezsin. O zaman başlayalım. Hicaz'da İslam'dan önce tek tanrı inancı. Hz. Muhammed'den önce Hicaz bölgesinde hanifler denen ve tanrının birliğine inanan bazı kimseler ortaya çıkmıştır ki bunlar puta tapıcılığı reddile İbrahim peygamberin dinini ararlar ve onu yeniden diriltecek bir peygamberin gönderilmesini beklerlerdi. Fakat bir peygamber ortaya çıkmadığından hiç olmazsa bazı bakımlardan İbrahim peygamberin şeriatına yakındır diye bazısı İsa dinini bazısı Yahudiliğe meylederdi. Bununla beraber bu inanç çok yaygın değildi. Böyle düşünenler de çok az, hatta sayılacak derecedeydi. Aralarında İbrahim peygambere Tanrı'nın yolladığı hükümleri ihtiva eden bazı sahifelerin saklı kaldığına dair söylentiler varsa da bu çok şüpheli bir iddiadır. Hatta Hazreti İbrahim'e gönderilen bu hükümlerin Abbasi halifesi Harun el Reşid zamanına kadar ellerde dolaştığı ve o zaman yaşayan Abdullah oğlu Ahmet adında birinin bu metni keldani dilinden Arapçaya çevirdiği de söylenir. Bu hanifler toplu bir birlik halinde olmadıkları gibi müşterek bir ibadetleri de yoktu. Zikri geçen halifler bir bakıma İslam dininin müjdecileri gibi olup Hazreti İbrahim peygamberin şeriatını diriltecek bir peygamberin geleceğini halka söylerlerdi. Hanif kelimesi Kur'an'da muhtelif yerlerde zikredilip Muhammed hakkında da kullanılmıştır. Bakara Suresi'nin 136. ayetinde Yahudiler bizden olunuz Hristiyanlar bizden olunuz ki doğru yola erişesiniz dediler. Onlara de ki biz bu dediklerinizin, dinlediklerinizin hiçbirinden olmayız. Belki hanif olarak ve hakka meylederek İbrahim mezhebindeniz. Zira İbrahim puta tapıcılardan değildi. Keza Ali İmran suresinin 166. ayetinde düzeltiyorum 66. ayetinde İbrahim ne Yahudi ne de Nasrani idi. Belki Tanrı'yı bir bilici ve bunu reddedenlerden ayrılmış bir Müslüm Hanifi'di. Puta tapıcılardan da değildi. Aynı surenin 95. Nisa suresinin 123, Enam suresinin 79, 161 ve 162, Nahl suresinin 120 ve 123, Rum suresinin 30 ve 43. ayetlerinde Haniflikten Hz. İbrahim'in müşrik olmayıp Hanif dininden olduğundan bahsedilir. Hz. Muhammed'in İslam dinini tebliğe memur edilmesinden önce Mekkelilerin puta tapıcılığında nefret eden, Tanrı diye taş ve tahtalardan yapılmış putlara tapmanın ve onlar adına kurbanlar kesmenin yanlışlığını ifade eden dört meşhur hanif vardı. Bunlar peygamberin ilk karısı Hatice'nin amcası oğlu Veraka bin Nefel, peygamberin halası Umeyye'nin oğlu Ubeydullah bin Caş, Veraka'nın ve Hatice'nin amcasının oğlu Osman, ha Osman Hubeyriz. Halife Ömer'in amcasının oğlu Said'in babası Zeyd'dir. Bu Zeyd'in oğlu Said, Ömer'in kız kardeşi Fatıma'nın kocası ve cennetlik olduklarını sağlıklarında müjdelenen 10 kişiden yani aşere-i mübeşşereden biridir. İbn-i bunlar hakkında şu enteresan bilgiyi veriyor. Bir bayram günü Kureyş kabilesi saygı gösterdikleri, yanında ibadet ettikleri ve çevresinde dolaştıkları yani tavaf ettikleri bir putun etrafında toplandı. Bu bayram Kureyş kabilesinin her yıl kutladıkları bir bayramdı. Gene Kureyş kabilesinden olan dört kişi gizlice birbirlerine dost olalım, birbirimize karşı doğru davranalım ve durumumuzu gizli tutalım dediler. Bunlar Nefeloğlu Veraka, Cahşoğlu Ubeydullah, Amıroğlu Zeyd ve Huveyris oğlu Osman idi. Bu dört kişi bir araya gelip gene birbirleriyle bilemeyiz ki kavmimizin benimsediği din doğru bir din değildir. Bilmeliyiz ki onlar dedeleri İbrahim'in dininden ayrıldılar. Çevresinde dönüp dolaştığımız bu taş parçası nedir? O ne duyar ne görür ve ne de bir kimseye zararı veya faydası dokunabilir. Bakın arkadaşlar kendimize bir din arayalım. Yoksa Tanrı yandı olsun ki şu din doğru ve gerçek bir din değildir. Dediler. Bundan sonra İbrahim'in dini olan Haniflik dinini aramak üzere başka başka memleketlere dağıldılar. Şimdi Hanifler denilen bu dört gerçek din arayıcısının bu şekilde toplanıp aralarında bir karar verdikten sonra neler yaptıklarını gözden geçirelim. Veraka Künyesi Kusay oğlu, Abdülüzza oğlu, Esed oğlu, Nefel oğlu Veraka'dır. Burada gördüğünüz üzere soy kütüğü Mekke şehrinin kurucusu, Mekke şehrinin ve Kabe'nin başkanı, Muhammed'in 5. göbekten dedesi olan Kusay'a ulaşıyor. O yukarıda da işaret ettiğimiz gibi aynı zamanda peygamberin karısı Hubeylit kızı Hatice'nin amcası oğludur. Bu dört hanif Kureyş kabilesinin bir bayram toplantısındaki hareketlerinden nefret edip bir araya gelerek gerçek dini bulmaya karar verdikten sonra Vereka Şam'a gidip Hristiyan dinine girdi. İlmin Ucum denen Yıldızlar ilmini Tevrat ve İncil'in e, Tevrat ve İncil kitaplarını tahsil ederek Tevrat ve kutsal kitaplar hakkında bilgisinin genişliğiyle şöhret kazandı. O eski kutsal kitapları Arapçaya çevirdi. Hz. Muhammed'e ilk vahiy geldiği sıralarda Resul-i Ekrem korkmuş şüphelere düşmüştü. Bunun üzerine karısı Hatice'ye danışmak, durumu anlatıp fikrini sormak üzere bu zata başvurmuş. Veraka eğer bu söylediklerin doğru ise Muhammed peygamber olarak gönderilmek üzere bulunan bir zattır. Kendisine görünen melek de Musa'ya gelen Cibri'li ile Emin yani Cebrail'dir diyerek ona müjde vermişti. Bu suretle Neferoğlu Veraka Muhammed'in davetini tasdik etmişse de onun halkı açıkça İslamiyet'e davet ettiği sırada hayatta değildi. Söylendiğine göre ölümü nübüvvetin 4. yılında yani aşağı yukarı milade 614 yıldır. Onun İslam binine iman ettiği hakkında bazı hadisler rivayet edildiği için bazıları onu sahabeden sayarlar. Doğrusunu Tanrı bilir. Cahşoğlu Ubeydullah Ubeydullah Hz. Muhammed'in halası Umeyye'nin oğludur. Diğer üç arkadaşıyla birlikte Hazreti İbrahim'in eskiden tebliğ ettiği gerçek dini bulmaya karar verdikten sonra birçok memleket ve şehirleri gezmiş, oralarda din adamlarıyla konuşmuş ise de bu hususta sağlam bir sonuca varamamış, tereddütler içinde kalmıştı. Bir ara Hicaz bölgesinin kuzeyinde Suriye dolaylarında ve Hicaz'ın güneyinde Necran bölgesinde epey eskiden beri yaygın bulunan Hristiyan dinine girdi. Muhammed Tanrı tarafından elçilikle görevlendirilip halkı gerçek dine davet etmeye başladığı zaman bazı Mekkeliler gibi o da İslam dinine girdi. Kendisi Mekke'nin ileri gelenlerinden olduğundan itibar ve zenginlik bakımlarından aynı derecede olan Ebu Süfyan'ın kızı Ümmü Habibe yani Remle ile evli bulunuyordu. Bu sırada Mekkeliler Müslümanlara eziyet ettiklerinden rahatça ibadetlerini yapabilmek amacıyla peygamberden Mekke dışında bir yere gitmek hususunda izin istediler. Bu yüzden kendilerine verildiği verildiğinden 11 erkek ve 4 kadın olmak üzere Habeşistan'a göç ettiler. Bunlar orada Mekkeli Müslümanlarla puta taparların uyuşup barıştıklarına dair duydukları bir haber üzerine Mekke'ye geri döndüler. Geldiklerinde bu haberin aslı esası olmadığını anlayınca bu defa 84 erkek, 21 kadın olmak üzere 105 kişilik bir grup halinde ve ikinci defa Habeşistan'a göç ettiler. İşte miladi 616 yılında yola çıkan bu ikinci göçmen grubu arasında Müslüman olan karısı Ümmü Habibe ile birlikte Ubeydullah bin Caş da bulunuyordu. Halkının hepsi Hristiyan olan Habeş başkentinde bir müddet kaldıktan sonra karısı Ümmü Habibe'ye "Ben bütün dinleri inceledim. Hristiyanlığı hepsinden üstün buldum. Daha önce de bu dindeydim. Sonra İslam dinine girdim. Şimdi gene Hristiyanlığa dönmek istiyorum." dedi. Karısı ona bu fikrinden vazgeçirmek için çok çalıştıysa da muvaffak olamadı. Ubeydullah şaraba çok düşkündü. Hristiyan dinine döndükten sonra çok şarap içmeye başladı ve Habeşistan'da öldü. O İslamiyet'ten ayrıldıktan sonra oradaki İslam muhacirlere rastladıkça, ''Biz gözümüzü açtık, siz hala gözlerini kırpıştırıyorsunuz, fakat ışığı göremiyorsunuz.'' dermiş. Ubeydullah Hristiyan dinine döndüğü halde Muaviye'nin kız kardeşi ve Ebu Süfyan'ın kızı olan karısı Ümmü Habibe İslam dininde, Sebat etmek suretiyle büyük bir alicenaplık göstermiş. Peygamber de onun bu sebatına ve iyi ahlakına mükafat olmak üzere sonra kendisiyle evlenmiştir. Ubeydullah'ın Mekke'de kalmış olan kardeşi Abdullah diğer Müslümanlarla birlikte Medine'ye göç etmiş. Orada Mekkelilerle yapılan savaşlarda büyük yararlılıklar göstermek suretiyle ömrünün sonuna kadar İslamiyet'e hizmet etmiştir. Hüveyri Soğlu Osman künyesi Kusay oğlu, Abdüluzza oğlu, Esed oğlu, Hüveyris oğlu Osman'dır. Burada görüldüğü gibi de birkaç nesil yukarıda Muhammed'in ceddi ile birleşmektedir. Osman, Hazreti Hatice ile Vereka'nın amcaları oğludur. O, İbrahim'in tebliğ etmiş olduğu dini araya araya Bizans İmparatorunun yanına varıp aşağı yukarı miladi 605 yılında Hristiyan dinine girdi. Sarayda itibar gördü. İyi bir mevkiye yükseldi. Esasen onun Hristiyan dinine girişi mevki hırsından yani parlak bir mevki elde etmek içindi. Buna da muvaffak oldu. Bir söylentiye göre o aynı zamanda aynı hırsla Bizans Kayseri'ni yani imparatorunu Hicaz bölgesinin zaptına bile teşvik etmiş. Güya Bizanslılar onları zapt ederlerse başkanlığını emirliğini kendisine vereceklermiş. Eski zamanlarda olduğu gibi bu defada Bizanslılar Hicaz'a saldırmadılar bu çöl bölgeye karşı bir harekata geçmeye gözleri tutmuyordu. Esasen daha sonra da hiçbir zaman Bizanslılar hiç aza karşı bir harekete girişmediler. Amroğlu Zeyd Haniflerin en önemlisi ve ünlüsü budur. Künyesi Adi boyundan Nüfel oğlu Amr oğlu Zeyd'dir. O da asayken cennetlik oldukları peygamber tarafından müjdelenen 10 kişiden biri ve Halife Ömer'in kız kardeşi Fatıma ile evlenmiş bulunan Said'in babasıdır. Böylece Zeyd'in kendisi Ömer bin Hattab'ın amcasının oğlu olmuş oluyor. Zeyd peygamberin gençliğinde hayattaydı ve Resul-i Ekrem onunla konuşmaktan çok hoşlanırdı. İbn-i İshak'ın söylediğine göre o ne Yahudiliğe ne Hristiyanlığa girmedi. Böyle olmakla beraber kavminin dininden ayrıldı. Putlara tapmadı. Murdar kan ve putlara kurban edilen hayvanların etlerini yemedi kızların gömülmesi adetlerinin doğru olmadığını söyler. Ben İbrahim'in tanrısına tapıyorum dedi. Her fırsatta kavmimin benimsediği dinin kötülüklerini yüzlerine vururdu. Ebu Bekir'in kızı Esma'dan naklen Esma'nın torunu Ur ve oğlu Hişam İbni İsa'ka şunları söylemiş. Ben Nüfeyloğlu Amaroğlu Zeyd'i çok ihtiyar bulduğum bir sırada, bulunduğu bir sırada sırtını Kabe duvarına dayamış olduğu halde dururken gördüm. O ey Kureyşliler Amıroğlu Zeyd'in canı elinde bulunan Tanrı'ya and içerim ki benden başka hiçbiriniz İbrahim'in dininde değilsiniz. Dedikten sonra ey Tanrı sana ne şekilde ibadet edilmesini istediğini bilsem o şekil ibadet ederdim. Ama bunu bilmiyorum diye ilave edip sonunda elini yere koyup avcunun içinde secde etti. Arkadaşlar bu kız çocuklarının diri diri gömülmesi meselesiyle alakalı görüşümü daha önce açıklamıştım. O yüzden farklı bir açıklama yapmayacağım. Zeyd şairdi. Bize kadar gelen şiirleri hep Tanrı'nın birliği ne ifade eder, o kavminin asıl gerçek dini terk ettiğini, bu yüzden onlardan neler çektiğine dair bir takım beytler söylemiştir. Zeydin karısı Hadrami, kızı Safiye daima Zeydin gerçek dini aramak üzere seyahate çıkmasına mani olur. Yolculuğa çıkacağının farkına vardı mı hemen onun amcası hatta yani Ömer'in babası haber verir o da mani olurdu. Hatta Hattab, Kureyş'ten daha başka kimseleri puta tapmaktan vazgeçirir diye onu Mekke dışına çıkardı. Ve Mekke'ye girmesine mani olmak, onu daima göz hapsinde bulundurmak üzere Mekke'nin ayak takımını ona musallat etti. Zeyd onlardan ne zaman bir fırsat bulursa hemen Mekke'ye giderdi. Geldiği şehri görürlerse yani geldiğini görürlerse hatta haber verirler ve gene eza cefa ederek Mekke şehrinin dışına çıkarırlardı. Zeyd mabedin içinde Kabe'ye yöneldiği zaman ey Tanrım ibadet ederek boyun eğerek temiz niyetle sana geldim. İbrahim'in kıbleye yönelerek ayakta durup sığındığı Tanrı'ya ben de sığınırım der. Sonra ey Tanrım sana karşı boynum büküktür. Üzerime ne yüklersen katlanırım. Ben kibiri değil iyiliği arıyorum. Güneş altında yürüyen gölgede uyuyanla bir olmaz diye ilavet edermiş. Sonunda Zeyd öteki arkadaşları gibi İbrahim'in tebliğ ettiği gerçekliğini aramak üzere yola düştü. Hristiyan papazlarla Yahudi hahamlarına sonra sonra Musul ve Cezire bölgesine geldi. Oralarda gezdikten sonra Suriye'ye gitti. Sonra Belka bölgesinde bir tepede barınan bir papazın yanına vardı ki bu papaz Hristiyanların en büyük bilginiydi. Ondan İbrahim'in dini olan hanifliği sordu. Papaz ona sen öyle bir din arıyorsun ki bu zamanda onu sana bildirecek bir kimseyi bulamazsın. Ancak çıkıp geldiğin memlekette ortaya çıkacak olan bir peygamberin gelmesi zamanı yaklaştı. Bu peygamber İbrahim'in dini olan haniflik ile gönderilecektir. Sen gene o memlekete git. Zira bu peygamber bugünlerde gelecektir. Artık gene o memlekete git diyor. Onun ortaya çıkması zamanı çok yakındır demiş. Zeyd papazın söylediklerini duyar duymaz Mekke'ye dönmek üzere çabucak yola çıkmış. Yolda Laham kabilesinin yurdunun oralara vardığında bu kabile halkı kendisine saldırıp öldürmüşler. Bu haberi duyan Vereka bin Nefel Zeyd'in arkasından ağlayarak şu şiiri söylemiş. Ey Amr'ın oğlu! Doğru yolu buldun yükseldin. Böylece gürül gürül yanan bir ateş, tandırında yanmaktan kurtuldun. Benzeri olmayan bir tanrıya inandın. Tanrı diye tapılan putları oldukları gibi bıraktın. İstediğin dini buldun. Tanrı'yı bir tanımaktan hiç şaşmadın. Bunun için sen şimdi iyi bir yerde barınıp orada saygı içinde eğlenmektesin. Orada Tanrı'nın sevgilisi Hazreti İbrahim'i kastediyor, ile buluşursun. Sen halk arasında vurup kırıcı ve cehennemde gidecek bir adam değildin. Eh, insan 70 kat yerin altında da olsa Tanrı'nın rahmeti ona ulaşır. Zeyd'in oğlu Said ile amcası olan Ömer bin Hattab, bir gün Tanrı elçisinin yanına gelip ona Amuroğlu Zeyd adında kendisini bağışlaması için Tanrı'dan af dileyebilir miyiz diye sormuşlar. Tanrı elçisi de onlara evet dileyebilirsiniz. Çünkü o kendi başına doğru bir dine inanmış olarak haşrolunacaktır buyurmuştur. Arap Yarımadası'nda bu dört haniften başka daha birçok tek Tanrı inanan kimseler yaşamıştır ki bunlar da Tanrı'yı bir bilir ve kıyamet gününe inanırlardı. Hanifler kadar meşhur olan bu şahsiyetler şunlardır. Saidoğlu Kus. Bu zat Maat kabilesinin bir kolu olan İyat boyunun ileri gelenlerindendir. Şair ve doğu görüşlü, doğru görüşlü bir zattı. Konuşması gayet dokunaklı ve hikmetliydi. Kendisinin bir ara Hristiyan dinine girdiğini söylemekte ise de gerçek şiirlerinde gerekse hutbelerine baktığımızda bunun pek doğru olmayacağı görülmektedir. Mesela o Tanrı'nın sıfatları ve zatı hakkında Ulu Tanrı kendisine ibadet edecek biricik Tanrı'dır doğmamış ve doğurmamıştır. O yarattıklarını yarattı ve yolladı. Yarın gene ona dönecektir derdi. Hutbeyi yüksek bir yerden okuma ve hutbe okurken biri kılıcına veya bir eğmeye dayanma adetlerinin kustan kaldığı söylenir. Tanrı birliğine öldükten sonra tekrar dirilmeye ahiret gününe hesap sorulacağına inanırdı. Filozofça sözleri de pek çoktur. Bilhassa uzun süren ömrünün sonlarında çok vaz ve nasihatlerde bulunmuştur. Öldükten sonra dirilmek ve kıyamet günü hakkında bir sürü bir şiir de şöyle söylüyor. Ey ölüye ağlayan kimse. Ölüler mezarında yatıyorlar. Üstlerinde kendi mallarından olarak yalnız bir kefen parçası vardır. Onların kendi hallerine bırak, uyusunlar. Zira bir gün gelecek ki o gün çağrılacaklar. Onlar da uykudan uyanır gibi uyanıp evvelce nasıl yaratılmışlarsa gene öyle yaratılıp çağrılan yere gidecekler. Onların bir kısmı çıplak, bir kısmı giyinik olarak gelecekler. Giyinik olanlar da bir kısmı yeni elbiseler, bir kısmı da eski elbiseler giymiş durumda olacaklar. Kusbin sahide çok ihtiyar bulunduğu bir sırada Ukas Panayırı'nda alaca bir eve, yani ceme ile evrak üstüne binmiş, ha deve, burada bir harf eksik yazılmış çünkü, alaca bir deve üstüne binmiş olduğu halde bütün Arap ileri gelenlerin de hazır bulunduğu bir toplulukta bir hutbe okumuştur ki, son derece önemli ve ibret alınacak mahiyette olan özeti zamanımıza kadar gelmiştir. Kus o hutbesini söylediği sırada orada hazır bulunanlar arasında Hazreti Muhammed de bulunuyordu. Fakat daha kendisine peygamberlik verilmemişti. Peygamber onun bu hutbesini çok beğenmişti. Hatta Tanrı Kus'un varlığını, ha Tanrı Kus'u yarlığı asın. O ayrı bir ümmet olarak haşrolunacaktır buyruğu söylenir. Acaba burada bir şey mi yoksa yarlıgasın ne anlama geliyor onu çözemedim. Belki de yanlış yazılmıştır. Tanrı'yı bir tanımakta olan fikirlerini uyanlar da vardı. İyad kabilesinin başkanı olan Abdullah oğlu Carut, kabilesinin diğer bazı ileri gelenleriyle birlikte İslam dinine girdiği gün Muhammed'in huzurunda kus hakkında bilgi verdiği sırada ben onun izninde gider. Bilgi ve irfanını tebe, talep eder, talep ederdim diyerek ona uyduğunu ifade etmiştim. Orada Resul Ekrem Saidoğlu Kusun bu panayırındaki hutbesinden söz açarak o hutbe şimdi tamam tamamen hatırında tutanın bulunacağını sanmam buyurmuştu. Hazreti Ebu Bekir tamamen hatırında olduğunu söyleyip okumuştur. İyat kabilesi başkanı Carud'un orada bulunan arkadaşlarından biri de Kusun başka bir şiir okudu ki o şiirde Mekke'de Haşimoğulları arasından bir peygamberin ortaya çıkacağı ifade ediliyordu. Yukarıda Kusun Ukas Panayırı'nda okuduğunu söylediğimiz meşhur hutbenin bize kadar gelen özeti şudur. Ey ahali! Geliniz, dinleyiniz. Belliğiniz, ibret alınız. Yaşayan ölüler fani olur. Olacak olur, yağmur yağar. Otlar biter, çocuklar doğar. Analarının, babalarının yerini tutar. Sonra hepsi yok olup gider. Olayların ardı arkası kesilmez. Hep birbirini kovalar. Kulak veriniz, dikkat ediniz. Gökten haber var. Yerde ibret alacak şeyler var. Yeryüzü bir karış elvan, gökyüzü bir yüksek tavan. Yıldızlar yürür, denizler durur. Gelen kalmaz, giden gelmez. Acaba varlıklar yerden, yerden memnunlar mı kalıyorlar? Yoksa orada bırakıp da uykuya mı dalıyorlar? Ant içerim Tanrı'nın katında bir din vardır ki o şimdi bu bulunduğumuz dinden daha sevgilidir. Tanrı'nın bir gelecek elçisi vardır ki gelmesi pek yakın oldu. Gölgesi başımızın üstüne geldi. Ne mutlu o kimseye ki ona uyar o da kendisine doğru yolu gösterir. Yazık o kara bahtlıya ki ona isyan ve muhalefet eder. Yazıklar olsun ömürleri gaflet içinde geçen ümmetlere. Ey topluluk! Nerede babalarınız, dedeleriniz? Nerede süslü saraylar ve taştan yapılan, yapılar yapan at ve semut kavmi? Hani dünyada varlığına mağrur olup da kavmine ben sizin en büyük tanrınızım diyen firavun ile ne mutlu? Onlar size nispetle daha zengin, daha kuvvetli, kudret bakımından sizden daha büyük durumda değil miydiler? Bu dünya değirmeninde onları öğüttü, toz etti, dağıttı. Kemikleri bile çürüyüp dağıldı. Evleri yıkılıp ıssız kaldı. Yerlerini, yurtlarını şimdi köpekler şenlendiriyor. Sakın onlar gibi gaflet etmeyin. Onların gittiği yola gitmeyin. Her şey yok olacaktır. Kalacak olan ancak ulu tanrıdır ki birdir. Benzeri bir ortağı yoktur. Tapılacak olan ancak odur. Doğmamış ve doğrulmamıştır. Önce gelip geçenlerden bizim için ibret alınacak çok şey vardır. Ölüm ırmağının girecek yerleri var, ama çıkacak yeri yoktur. Büyük küçük hep göçüp gidiyor. İşte giden geri gelmiyor. Anladım ki herkese olan bana da olacaktır. Kuspin Sayde Güneşi tasvir eden bir şiirinde şöyle söylüyor: Bakaya engel olan güneşin dönmesi ve her gün başka yerlerden doğmasıdır. Güneşin köyün ortasında gezişi ölümün benden dolaşısı gibidir. Kus bin Saide'nin hakimane sözleri de çoktur. O Suriye'ye gider gelir, orada valilerle ve ileri gelenlerle hatta söylentiye göre Bizans kralı ile görüştü. Bir gün Bizans hükümdarı ile Kus arasında şu şekilde bir konuşma olmuş. Hükümdar, bilimin en iyisi hangisidir? Kus, insanın kendi nefsini bilmesidir. Hükümdar, aklın en iyisi hangisidir? Kus, İnsanın bilgisinin dışına çıkmamasıdır. Hükümdar, ebediyen en iyisi hangisidir? Kuz, insanın yüz haklığını korumasıdır. Hükümdar, mürüvvetin en iyisi hangisidir? Kuz, insanın verdiği sözden dönmeye daha az hevesli olmasıdır. Hükümdar, malın en iyisi hangisidir? Kuz, bir hakkın yerine getirilmesini sağlayandır. Ebu Saltoğlu Ümeyye Hicaz'da Tanrı'nın birliğine inanan kimselerden biri de Ümeyye bin Ebis Salt'tır. Ümeyye Muhammed zamanında hayattaydı. Aslen Mekke lisede Safik kabilesinin yerleşmiş olduğu Taif şehrinde doğmuştur. O da Kus bin Saide gibi İyad kabilesindendir. Ümeyye'nin asıl adı Ebu Rabia oğlu Abdullah'tır. Ümeyye ibadetle şöhret kazanmış, zinayı haram bilmiş, puta tapıcılığı reddetmiş, ince ruhlu bir şairdi. Babası da şairdi. Ümeyye'nin bazı şiirleri bize kadar gelmiştir. O mukaddes kitapları okumuş, Yahudilik ve Hristiyanlık fikirlerine aşina idi. Ümeyye Zuyezen olduğu seyfin miladi 572 yıllarında Yemen hükümetini tekrar ele geçirip hükümdar olması üzerine Kureyş kabilesi tarafından mebus olarak Yemen'e gidip orada tebriki terennüm eden kasideler takdim etmişti. Onun şiirlerinde Yahudi ve Hristiyan dininin müşterek esaslarından alınma gibi dini hususlara göre çarpar. Kur'an-ı Kerim'in 64. suresinde kıyamet günü hakkında kullanılan Yevmü Tegabun tabirini ilk defa şiirlerinde kullanan odur. Bismillahke Lallahumme tabiri de o bulmuştur ki bu tabir Mekke ahalisi kabul edip yazdıkları yazıların başında kullanmaya başladılar. Ümeyye peygamberliği hevesliydi. Perilerle ilgili olduğu söylenir. Tanrı'nın birliğine, sevap ve cezaya, cennete, cehenneme dair pek çok şiirler söylemiştir o ilahiyata ait bir şiirinde şöyle söylüyor. Kendine bir destek edinmeyen ve kullarını bir takdir üzerinde yaratan Tanrı'ya hamdolsun. Onun kudretine boyun eğenler arasında şükretmek için benim de yüzüm ve bütün vücudum secde eder. Bir başka ilahisinde Tanrımızın varlığına olan deliller apaçıktır. Bu deliller ancak bir kafir inkar eder. Gece ve gündüz yaratılmıştır. Bunların her birinin süresi birbirinden ayrı olarak belirtilmiş ve sınırlandırılmıştır. Yüce Tanrı ışığı her tarafa saçılmış bir güneş ile gündüzü aydınlatır. Kıyamet gününde Tanrı'nın katında haniflik dininden başka her din boştur. Ümeyye bir ahir zaman peygamberinin gönderileceğini biliyordu. Fakat bu, o bu şerefin kendisine ait olacağı fikrindeydi. Hz. Muhammed İslam dininin hükümlerini halka duyurmaya başladığında Ümeyye onun davasının asılsız olduğuna inandığından değil. Belki kendisine rakip saydığından ona muhalefet ederek oğullarıyla birlikte Yemen'e gitti ve sonra Taif'e döndü. O daima bir peygamberin lüzumundan bahsederdi. Bir peygambere kati ihtiyaç olduğunu şu beytlerle ifade etmektedir. Aranızdan bir peygamber çıkıp da bizi yaşayıp ölüşünden sonrası hakkında haber verse babalarımız bizi büyütüp yetiştirmekteyken öldüler. Biz de çocuklarımızın tetiştirmekteyken öleceğiz. Daha sonra geleneklerin de daha önce gidenlerin arkalarından gideceğini biliyoruz. Ama bu bilmenin bize hiçbir faydası yoktur. Bu sözlere rağmen Ümeyye peygambere söz söyler. Onu müteessir ederdi. Ümeyye ölüm tekrar dirilme yani basut bat el mevt hakkında şöyle söylüyor. Geçmiş olaylarda bir ibadet görüyor musun? Ey kalbim! Kötülükleri bırak, kör olma, yolunu şaşırma. Ölümü ve öldükten sonra tekrar dirilmeyi hatırından çıkarma. Ondan daima kork. Gelmiş ve geçmiş zamanın aldattığı kimselerden olma. Çünkü sen üzerinde yaşayan insanları aldatmakta olan bir dünyadasın. Bu dünyada senin için kalbi kinle yanıp tutuşan bir düşman vardır. Ümeyye Müslümanlarla Mekkeliler arasında cereyan eden Bedir Savaşı sırasında Şam'da bulunuyordu. Dönüşünde Kureyş ölülerinin atıldığı kuyuyu bilhassa dayısının çocukları Utbe ile Şeybe'nin gömüldükleri yerleri kendisine gösterdikleri zaman eğer Muhammed gerçek peygamber olsaydı akrabalarını öldürmezdi demiş ve Bedir Savaşı'nda ölen Kureyşler için bir mersiye söylemişti. Bu kasidenin halkın fikirleri üzerinde kötü tesir etmemesi için açıktan açığa okunması peygamber tarafından yasak edilmişti. Ümeyye bu kasidenin bazı beyitlerinde şöyle demektedir. Övgülere layık asiller, oğlu asiller için. Sallanan ağaç dallarında ağlayan güvercinler gibi ağlamaz mısın? O güvercinler kendileri gibi ağlayıp sızlayan yasçı kadınlar. Nahiyalar gibi rüzgarla birlikte boyunları büyük. Sıcak gözyaşları dökerler. Bu asıl kimselerin arkalarından ağlayan, gerçek üzüntü içinde ağlamış olur. Onları öven herkes de gerçek övgü söylemiş olur. Bedir ve dolaylarında genç, ihtiyar, güler yüzlü, mert ve cesur kimselerden ölen savaşçılar kimlerdir? Benim gördüklerimi görmüyor musunuz? gözü kör olmayan herkes Mekke ovasının değiştiğini açıkça görür. Bu ova şimdi bomboş kalmıştır. Ümeyye'nin erkek evlat olarak dört oğlu vardı. Adları Amr, Rebia, Vef ve Kasım'dır. O bunlardan birine gücenerek şu şiirleri söylemiştir. Sen küçük iken seni besledim. Delikanlı olunca idareni temin ettim. Öyle ki sana vermiş olduğum çeşitli nimetlerden istediğin kadar zevk aldın. Bir gece rahatsız olursan senin ellerinde tesir duyarım. Sabah kadar uykusuz kalır, yatakta döner dururum. Sanki o rahatsızlık sana değil de bana gelmiş gibi gözyaşları dökerim. Ölümün kararlaşmış vakti belli olduğunu bildiği, bildiğim halde sana dokunmasın diyondan korkar ve daima çekinirim. Vaktaki sen olgunluk çağında geldin. Ve senden o yaşta umduğum gayeye yetiştin. Sert ve kaba muamelelere mükafatımı verdim. Sanki veri nimet olan lütuflarda bulunan sendin. Ümeyye bin Ebi Salt İslamiyete girmek kendisine nasip. Yani İslamiyete girmeden aşağı yukarı miladi 624 yılında öldü. Ümeyye ölüm döşeğindeyken şu beyitleri söylemiş. Ne kadar uzarsa uzasın her hayat sonunda bitip gidecektir. Hakikatleri öğrenmeden keşke dağ başlarında geyikler arasında hayvanlar gibi yaşasaydım. Ölümü daima gözünde bulundur. Zamanın saldırışından çekin. Çünkü zaman bir saldırış vardır. Çünkü zamanın bir saldırışı vardır. Peygamber Ümeyye'nin şiirlerini beğenirse de kalbini takbih ederdi. O Ümeyye hakkında Ümeyye İslamiyet'i kabul etmeye yakındı. Ümeyye'nin şiiri mümin kalbi kafirdir buyurdu. Bazı tefsir bilginlerinin dediklerine göre Araf suresinin 124-175. ayetleri Ümeyye hakkında nazil oldu. Bu ayetlerde Tanrı şöyle buyuruyor. Yahudi kavmine o adamın durumunu anlat ki ona delillerimizi bildirdik. Fakat o küfür ve inadı sebebiyle onları kabul etmedi. Şeytan da onu kendisine uydurmakta o asilerden oldu. Eğer isteseydik onu bu delillerimiz sebebiyle iyi adamlar derecesine yüceltirdik. Fakat kendini aşağıda kalmayı seçti ve kendi havasına uydu. Onun durumu tıpkı köpeğin durumu gibidir. Köpeği kovalasan da kendi haline bıraksan da dilini çıkarıp solur. O da böyledir. Vaaz ve tehdit etsen de etmesen de uyanık olmaz. İşte bizim delillerimizi inkar edenlerin hali böyledir. Bu hikayeyi onlara anlat. Belki düşünürler. Diyor Kur'an'da. Evet arkadaşlar burada bu konunun sonuna geliyoruz. Yani o dönemki işte Haniflik dini, savunucuları, hayat hikayelerine kısaca bir değinmiş olduk. Zaten burada da artık kitabımız son erdi dostlar. Yani evet. Bu mesela videoları dinleyince arkadaşlar size şöyle söyleyeyim. Yani kitap veya not açısından şöyle bir gelelim. Size yaklaşık olarak kaç sayfa okuduğunuzu söyleyeceğim. Yani bu şeyi notları. Arkadaşlar 170 yok 166 sayfa civarında okumuş olacaksınız. Bu video serisini dinledikten sonra. Tabi okuduklarımızın %10'u dinlediklerimizin %20'si aklımızda kalırmış. Ona göre bir dinleme ortaya çıkartabilirsin. Yararlı olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü tarihsel bir video. Aynı zamanda dönemin sosyal yapısını anlatıyor. bu arada bunlar ilahiyat fakültesinin notları. Tarih fakültesinin değil. Yani o dönemki ilahiyatçı hocalar yazdığı için ona göre bir bakış açısı ortaya koymalar da gayet normal bir durum. Yani bunda yadırganacak bir şey yok. Aa niye böyle diyor diye. Yani tabii ki o bakış açısına göre söyleyecek. O farklı bir şey yazamaz. Yani o gelenek öyle çünkü arkadaşlar. Yani tabi buna gerek var mıdır yok mudur? Yani bu tartışmalar bile ortaya farklı farklı yollar çıkarttığı için hiç yeni bir tartışma konusu açmak istemiyorum. Yani o yüzden yani yeni bir tartışma konusu açmak istemiyorum derken hani bu adamlar açıyor ya sen şöyle dedim ben böyle dedim e, ben gidip yeni bir mezhep kuruyorum hadi görüşürüz falan. Yani böyle bir durum gibi geliyor bana. Yani biri bir şey diyor biri farklı bir şey söylüyor sonra anlaşamıyorlar. Gidip farklı farklı yerler kuruyorlar. Yani bilemiyorum. Ya dostlar böyle işte kitabın daha sonuna geldik. Ben şimdi arşivleri tarayacağım. Oradan sizin için yeni kitaplar çıkartacağım arkadaşlar arşivlerin içerisinden. Hem ben okuyacağım hem de size okuyacağım. Yani siz dinleyeceksiniz ben okuyacağım öyle söyleyeyim. Bence olur bir maks yani bir şey yok maksuru yok dinlenebiliriz. Çok uzun videolarda değil zaten. Yani tabii kendimle yaptığım bir tartışma bu arkadaşlar. Siz bundan beri durun. <laughs> Şu an kendi zihnimin içindeki bir tartışmayı çeviriyorum da. Yani yarım saat, 45 dakika, bir saat, bir buçuk saat, iki buçuk saat, beş saat dahi video attığım oldu ama ortalama video uzunluğum benim 45 dakika daha güzel oluyor. 45 dakikalık video. Yalnız işte bugün sıkıntı şey, e, ne derler ona? Videonun süresi o kadar uzun değil. Aslında bunun devamına bir sohbet yayını mı eklesem bilmiyorum ya. Hele bakalım bir o zaman olsun arkadaşlar. Ben de gene çok kötü uyku bastırdı ya. Genelde gündüz bastırmaz ama şu an sabah saatlerinde yapıyorum bu kaydı. Bir uyku bastırdı şu an beni. Anlatamam yani dostlar size. Resmen beni çekiyor ya at sineği kardeşim biraz uyu. Ondan sonra kalkar devam edersin diye de. Yok uyumayacağım. Uyanık kalmak istiyorum. Ya bu sefer günler karışıyor arkadaşlar. Yani sabah ve akşam günleri kendi aralarında ikiye ayrılabiliyor bazen. Yani sabah oluyor, akşam oluyor, bilmiyorum. Tuhaf bir olaylar, olaylar zinciri dönüyor oraya. Yani roman kahramanları sergisine gitmiş gibi uykulu hissediyorum kendimi. Roman kahramanları sergisi nereden aklıma geldi ya? Nereden artık bilinçaltıma yerleştiyse bu. İnsanın bilinçaltı böyle. Özellikle uyku durumunda daha da böyle bir şeye geliyor. Yani ne derler ona? Gündeme geliyor. Zaten bu uyku hali bir nevi sarhoşluk hali gibi oluyor. Yani, yani uykulu, uykulu olduğun durumda. Evet, böyle bir yaşantı içine bürünebiliyor insan dostlar. Neyse şimdi iyiyim ama. tam uykum kaçtı. Böyle bir şarkı vardı uykuyla alakalı. Ben kuşlardan da küçüktüm bir gece vaktiydi. Aşk tuttu ellerimden değilim. Yok bu o değildi. Tamam o başka bir şeydi. Neydi bilmiyorum ki. Bunun devamına bir sohbet yayını ekleyeceğim arkadaşlar. Daha da şey e, sürecek. Uzun bir video olarak sürecek mi acaba? Bakalım. Evet arkadaşlar öyle işte. Kitabı da bitirdik. Ben arşivi tekrardan taramaya başlarım. Seviyorum ya bu işi. Yani gerçekten seviyorum arkadaşlar. Şeyde arşivden kitap çıkartmayı, kitaplar taramayı. Yani hem okuyorum mesela ben kendim de bilgi sahibi oluyorum. Hem de sizler bilgi sahibi oluyorsunuz. Yani hoş bir şey. Sıkılıyorsanız falan bana bir yorumlardan bilgi verin arkadaşlar. Çünkü çok güzel bir görüş belirtme fırsatı oluyor yorum. Ve canlı yayın da yapacağım ilerleyen süreçlerde ve yüzüm açık canlı yayın yapacağım. ya Böyle yüzüm kapalı arkadan yayın yapmak bilmiyorum. Yani ben ben gerçekten niye yüzümü gizliyorum ki? Yani öyle yüz gizden kim yüzünü gizler mesela? Yani kötü işler yapan insanlar yüzlerini gizleyebilirler. Veya yani evet doğru kötü bir iş yapan bir insan yüzünü gizler. Ama mesela neden kötü bir iş yapmayan insanlar yüzlerini gizlemek zorunda kalıyorlar? Bu hoş bir durum değil. Mesela tarih, mitoloji ve farklı şeyler anlattığı halde yüzlerini gizlemek zorunda kalan arkadaşlarımız var. Yani bu Bence hoş bir durum değil dostlar, öyle söyleyeyim. Yani hiç hoş bir durum değil. Yani <laughs> evet bu kısmını kesmek istiyorum. Büyük ihtimal kesemeyeceğim, kesmeyi bilmiyorum çünkü cümleyi de toparlayamadım. Ha ah, kötü bir anlatıcı oldum bugün. Neyse dostlar. Yani şunu demek istiyorum özetle bir insan neden yüzünü kapatmak zorunda kalır? Niye yüzünü gizlemek zorunda kalır? Çünkü çoğu konu kelimelerle olduğu kadar vücut diliyle, jest ve mimiklerle de anlatılır. Bu niye yapamıyorsun yani? Bunun karşısındaki engel ne? Bu engel niye var? Yani topluma zararlı bir şey anlatmayan insanlar niye yüzlerini gizlemek zorunda kalıyorlar? Niye? Veya neden sadece böyle bir sıkıntı yaşıyor bu insanları? Bana hiç mantıklı gelmiyor. Hani öyle bir ortam olmalı ki herkes düşündüğünü ve hissettiğini özgürce söyleyebilmeli. E zaten bizim Mozambik'in layık demokratik hukuk devleti diyor ya. E burada işte hukuk devleti ilkesi şeyinde de yani ne derler ona ilkesi doğrultusunda da yapılabilecek bir şey. Ama Mozambikliler bunu yapamıyor. Niye yapamıyor? Çünkü işte sebebi bilmiyorum. Niye yapamıyor Mozambikliler ya? Yapamıyorlar işte. Yani yüzü kapalı olarak yayın yapan insanlar kötü şeyler anlatmıyorlar. E, tarih anlatıyor, mitoloji anlatıyor. Bazen yayın açıp sohbet ediyor adam. Söylediklerinden ufak bir suçun soru yok. Yani insanların canını yakabilecek ya da ne bileyim işte suç teşkil edebilecek herhangi bir şey söylemiyor ama ya da yüzünü açamıyor adam. Bu adam ne yapıyor yani bu adam ya suç mu işliyor? Yo, suç falan işlediği de yok. E peki bu adamın okuduğu kaynaklar yasaklı kaynaklar mı? E hayır değil. Aksine devlet üniversitelerinin paylaştığı kaynaklar, aksine işte Kültür Bakanlığı'ndan izin alıp yapılan yayınlar. E bu niye yapamıyor o zaman bunu ya? Yani dediğim gibi dostlar bu bana çok doğru gelmiyor. Ben bunu onaylamıyorum bu insanların. İşte keşke imkanı olsa da öyle yapmak zorunda kalmasam. Bu konuya niye girdim? Evet, geçen gün bir yüz açma meselesi vardı. Bir yayıncıya demişler niye yüzünü açmıyorsun diye. Onunla alakalı birkaç kelime de ben söylemiş olayım de Yani sırf konuşmuş olmak için değil. Uykum açıldı şu anda arkadaşlar. Yani insanlar çok farklı sebeplerden dolayı bunu yapmak zorunda kalıyorlar. Benim özetle demeye çalıştığım şey şu, keşke böyle olması gerekmeseydi. Yani çünkü jestler, mimikler, beden dili ve ona benzeyen şeyler anlatımınızı çok fazla güçlendiriyor. O yüzden benim planım işte ileride artık yüzüm açık yayın yapmak. Yani evet ben biraz daha farklı konulara gireceğim için. Yani çünkü edebiyat ve felsefe üzerine yayın yapacağım yani şey... Dini yayın yapmayı düşünmüyorum arkadaşlar. Sohbet yayınlarında dini sohbetler olmayacak mesela. Çünkü bu böyle bir şey yapmak istemiyorum. Ya bunu benden çok daha iyi yapan insanlar var. Onlar yapıyorlar işte. Yani isteyen istediği görüşe veya fikre göre birilerini dinleyebilir. O yüzden bu konuda bu konuda bir şey yapmayacağım. Yani makaleleri seslendirdim. ya. Bu zaten okuduğum makalelerin hepsi de ilahiyat fakültelerinin makaleleri. Yani öyle söyleyeyim size mesela 1950'lerdeki, 70'lerdeki ilahiyat mantığıyla yazılmış şeyler. Yani 1982'ye kadar var burada. Mesela en son yazılan makale 1982. 1950'lerden de çalışmalar var. Daha eskileri de var. Daha eskileri de var. Evet. 40'lardan falan. Ama işte onları hem şu an tam ulaşamıyorum hem de bir Türkçeleştirme, bir sadeleştirme meselesi var. Fil hakikaseti gördüğüm için Ali Cenab derecede müteşekkirim efendim gibisinden bir, anlatın. anlatım. Tabi bunları tamamen uyduruyorum. Yani böyle bir şey e, kullanılıyor oralarda biraz. Bir işin esprili kısmı. Yani anlaşılmayabilir diye de endişelenmiyor değilim aslında. Bir de benim şey olayı vardır ya. Mesela gelip kanal dinliyor arkadaşlar. Abone oluyorlar. Daha sonra ben canlı yayına çıkınca abonelikten çıkanlar oluyor. Bu da ilginç bir konu. Ama gerçekten ona farklı bir konuşmam da değinmiştim onu. Şimdi tekrar etmeyeyim. Yani her konuda aynı şeyi düşünemeyiz dostum. Arkadaşlar mümkün değil bu. Düşünsene yani. Böyle bir dedektör takıyorlar tamam mı, insanlara? Böyle eşleştiriliyor dosya aktarımı falan oluyor. insan zihninden başka bir insan zihnine. Sonra şey oluyormuş. Böyle ikisi eşleşiyor artık hep aynı şeyleri düşünmeye başlıyorlar. Sonra bu ikisi gidiyor mesela bir kişiyi daha buluyorlar. Bakıyorlar boşta hemen onunla da eşleşiyorlar. Artık üç aynı şey düşünüyor. Aa bir bakıyorlar karşıdan dört kişi geliyor daha kalabalıklar falan. Bu sefer o dört kişi bunlar etkisi altına alıyor. Yedi kişi aynı şeyi düşünmeye başlıyor. <laughs> Tuhaf bir durum değil mi yani? Böyle bir şey olamayacağına göre ki umarım da olmaz. İnsanlar farklı düşünebilirler. Aa sen nasıl benden farklı bir açıyla dünyaya bakarsın diye. Yani o kişiyi yargılamak falan tepki göstermek doğru bir davranış değil. Konuşulabilir bence. Yani tepki göstermek derken aşırı bir tepki vermek doğru değil. Yoksa bir şeylere tepki verilebilir. Tepki kötü bir şey değildir. Tepki iyi bir şeydir. Aksine yaşamın devam ettiği anlamına gelir. Bir dinlemenin olduğunu gösterir tepki. Yani olumsuz bir tepki göstermek çok doğru olmaz diye düşünüyorum dostlar. Evet konular hemen hemen böyle. Ben burada yayını kapatayım arkadaşlar. Ondan sonra ne yapacağım? Çıkıp biraz yürüyeceğim. Tarlada bağda bağ.